Hey, selam. Ben Adal. Bir varmış, bir yokmuş. Uzun zaman önce kadim çağlarda yaşayan bir mimar varmış. Kasabasındakileri teşvik etmek ve yaşam kalitesini arttırmak adına yapıları da puanlarmış. İşte o kadim mimar benim. Bundan bir yıl önce kendi açtığım ufak tatlı bir sunucuda başlamıştı her şey. Evi kötü olan takipçilerimin evini yakıp baştan yapıp onlara sürpriz yapardım. Diğer evleri de oylardım ki sunucudaki herkese bir amaç verebileyim. Acaba kimin evi daha iyi olacaktı? Belki bu konuda çok fazla video sizlere sunamamıştım ama 20.00'da sürekli yayınlarda bakmıştık, oylamıştık. Bugün bu devir tekrardan açılıyor. Kendi Twitch abonelerim ve elmas üyelerimle oynadığım Hayatta Kalma sunucusunda takipçilerimin yaptığı evleri oylayıp puanlayacağım. Özellikle de her ay en iyi evi yapan kişileri ödüllendireceğim. Puanlamalar kalbimi orta yerinden vuracak detaylarla artabilir ve bazen de sizi tatmin etmeyebilir. Önemli olan süreçtir ve sizin süreci ne kadar iyi geçirdiğinizdir. Videonun ilk kısımlarında biraz oyalanıp şehri görüp sonra da yarışma için döneceğiz. O zaman birazcık ismi nereden çaldığımı bilebilirsiniz bence. Küplerim şahane başlıyor. Hey, selam. Ben Adal ve bugün de abonelerimle özel sunucudayım. Herkes çok tatlı evler yaptı ve tane tane o evleri gezeceğiz, puanlayacağız. İşin ucunda da güzel bir ödülümüz var. Ya belki çok değil, belki çok fazla gelemeyebilir ama elimden geldiğince desteklemeye çalışacağım ve en iyi evi yapın ve 300 lira kazanın. Ha, aynı anda şu an fanartlarımı görüyorsunuz, Reddit'te başka bir yarışmamız da var. Birinciye 300, ikinciye 200, üçüncüye de 100 liralık bir ödülümüz var. En iyi fanartı çizen kazanacak. Ellerinize sağlık. Çok çok güzel çizmişsiniz. Ellerinize cidden çok sağlık, çok hoş. Hoşuma gitti yani, acayip sevinirim. Özellikle balıklarımı çizdiğiniz zamanlarda falan ayrı seviniyorum. O zaman atlayalım. Ayrıca şu an annemin üzerimde bana diktiği ufak tatlı Minecraft'tan aynen öyle bir tane kapşonlu var. Kendisi dikti cidden. Annem yetenekli bir insan. O cidden nazar diyecek. Vurun tekrardan. Biz yayında gösterdiğimizde bayağı masaya vura vura yok ettik masayı. Nazarlar değmesin. Şöyle bir şey de düşündüm. Anneme de sordum. Annem de olur dedi. Annem ufak tatlı aynı kumaştan aynı şekilde ufak bir bere dikecek. Ve Twitch abonelerim biliyorsunuz yarışmalar yapıyoruz Twitch abonelerimiz arasında. 2 artı 2 diyoruz. Merhaba Aybatu. Selam. Gel fotoğraf çekelim. Mesela diyoruz ki 2 artı 2 nedir? 2 artı 2'yi bilen kişilere Minecraft Premium veriyoruz. Ve böylelikle de birçok kişinin Minecraft Premium'u da yoksa Premium'u oluyor. 20-30 tane ay içerisinde veriliyor. Steam çekilişleri yapıyoruz. İlk ay zaten Prime bedava. Bedavaya abone olup misler gibi de belki yarışmalardan kazançlar sağlayabilirsiniz. Özellikle de bu sunucuya giriş yapabilirsiniz. The Entity cidden barış ve dostluğun heykeli olarak etrafta çok güzel heykeller yapmış. O heykelleri de göreceğiz. Burada yel değirmeni var ama az önce geldiğim kısma geri dönmek istiyorum. Aynen. Acaba bunu kim yapıyor abi? Bayağı güzel yapmış çünkü. Heykel yapılacaktır, lütfen claim'i almayın. O The Entity'ye yardım etmek isterseniz koyu meşe tahtası verebilirsiniz. Yardım edecekseniz oyunda bana etiket atın. The Entity çok iyi yapıyorsun be abi. The Entity köyün heykelcisi herhalde bizim için. Yani ufak tefek şeylerle başladı belki ama sonra baya kendini geliştirdi. Daha ne evler var aslında. Evet, sadıklık ve özgürlük heykeli. Yine The Entity. The Entity o kadar fazla heykel yapmış ki adam. Teşekkür ederim abi. Bu köyü düşünüyorsun. Ve bir de bu var. Gel lan aç kapıyı. Belediye geldi yıkacak bu evi. Ne yapıyorsunuz burada lan? Merdiven altı neler yapılıyor bu evde? Bu ev tehlikeli bir ev, evet. Selam Deniz adam. Nasılsın? İyi misin? Hop hop, kafalar yukarı kalktıysa tamam. Deniz gel. Ya boy. Tamam, en çok istediğim yerlerden bir tanesine geldik. Bir zengin tüm stoğu aldı, beklemede kalın demiş. Abi burası çok iyi ya. Cidden burada güzel bir tane yer kurmuş abimiz. Sosyal mesafeye uyalım demiş. Figment her zaman burada cidden. Her zaman burada Figment. Adal adam lütfen oku bunu. -3/4'ler. Okuyayım abi. Selam Adal adam. Eğer bu kitabı okuyorsan canım sırrımızı ziyaret etmişsin demektir. 3/4'ler meydanına hoş geldin. The Ekip, Figment, Cleaner, Levy, Tom Hinnit, Demirpre, Askie, tamam, Yusmet. Seni seviyoruz Adal abi. Yapımızı beğen ya da beğenme. Bunu okuman bile bizim için çok değerli. Sağlıklı kal, mutlu kal. Askie, Yusmet, Figment. Ay iyi bu arada. Figment, sağlam. Teşekkür ederim. Ya direkt burayı yapmam bile apayrı bir şey. Burası önceden sadece tır vardı. Sonra burada yol vardı. Arabalar falan fark edebilecek bir şekilde yolu vardı. Sonra burayı birazcık daha değiştirdi. Bunun değişimini ben gördüm. Tane tane değişti. Ve adam cidden tane tane burada kepenkleri açarak stoktan bir şeyler satıyordu. Ama sonra dedi ki zenginin biri tüm stoğu aldı. Cidden zengin teki tüm stoğu almış. Adam da zengin olmuş. O da zengin olmuş. O şekilde. Noisenus Club var burada ama... Alo...
Alo. Bu güzel yere iyice bir bakalım. Öncelikle çok güzel bir bahçesi var burada. Çok tatlı. Burada bir arısı var. Burada oturma yerleri var. Burası önceden otoparktı dediğim gibi. Arabalar falan filan burada toplanıyordu. Ama sonra burayı değiştirmiş. Burada hatta karette karettolar var. Lan doğal yaşam nasıl? Sana figment adam ne yapıyorsun? Onların yaşamını burada engelliyorsun. Burada güzel bir gözcü kulesi var abi. Tatlı bir şekilde. Şuradan atlayalım biz. Şöyle aşağı yavaşça inelim. Büyü ve yemek satışı başladı. Şu anlık sadece elmas. Şu an sadece elmas mı yiyorsunuz? Nasıl yani? Çok güzel bu arada. Cidden köprünün yanında böyle. Bu köprü kendisi yanmadı. Burası direkt belediyenin bir sunduğu köprü ama bu kamyon fikri acayip hoş. Yani direkt bu bahçe milletin hani buradan yemek alıp buraya oturması fikri, masalar, yani şu çubuğun ince dizaynı ve üzerine tane tane şeritlenmesi ve farklı desenleri olması, başka farklı örtülerin olması ayrı bir durum. Adal adamın okuduğu kitap. Dominic de burada. Bak kırılmazlık üçler. Adamlar ne yapmış abi? Bunlar illegal bir şeyler yapıyor galiba. Siktaç. Üç kişi bir yatakta yatıyor. Agalarla olur gibi. Aman aman. Aman aman. Evet arkadaşlar. Şu an adamların karanlık sırlarına doğru yol açıyoruz. Kim bilir neler var. O ben bu adam kamyonda uyuyor sanıyordum. Cidden tatlı bir yer. Oha! Detaya gel. Buraya ciddi anlamda gidip floresan koymuşlar ki ifşa olduk diye. Oğlum bu yani ne şey yapıyorsunuz lan? Al lan bunları. İçeri alıyorum lan sizi. Figment alo. Parayı nereden kırdığı belli oldu. Bunlar ne? Söyle hemen. Bir de burada da bir yerimiz var. Aman Allah. Bu arada çok fena bir yer. Yasa dışı yer nasıl? Kırman gerek yasa dışı yer için adal adam. Oha bir dakika. Bu az önce girdim. Oğlum beton dökmeyi unutmuşsunuz. Oradan direkt geçiliyor zaten. Ne duvar kırması. Cesa dışı yer. Bir de böyle şey yapmış yani. Birazcık kırılmış efekti vermiş. Adamlar burada tüttürüyor herhalde. Cugara. Yani o floresanlarla beraber gerçek değil. Böyle sahte yapay güneş ışığı veriyorlar ki bitkiler kanıyor. Diyor ki güneş açmış falan oluyorlar. Ondan sonra da oradan büyütüyorlar falan filan. Adamlar her şeyi düşünmüş lan. Her şeyi düşünmüşler. Evet, bana şu an rüşvet verildi arkadaşlar. Dolar işareti koymuş. Bu unutmama yardımcı olacak. Teşekkürler. Çınar, sende hiç elmas yok gibi. Eminim biri arkamdan gelecek. Bak. Manyak. Oh. The Entity mi? The Entity değil galiba bu. Evet bu çok sağlam bir heykel bu arada. Çok sağlam bir heykel. Cidden heykel tıraşlar falan mı yetiştireceğiz? Bu Roma'nın o güzel tatlı heykellerinden mi bunlar? Bir zaman sonra buralar çökecek ve sadece yaptığımız heykeller kalacak. Burası medeniyet ama bir gün medeniyetten sadece sizler kalacaksınız. Golem heykeli gücü ifade eder yapan Tonet. Oha cidden heykelcilik başlamış her yerde. Bu sanat akımı bu arada cidden bambaşka bir şey. Şairler falan da olsun. Ben bunu teşvik edeyim. Cidden. Bildiğin kendi şiirini yazacaksın abi. Ama o kadar güzel yazacaksın ki kitabı falan imzalayıp ona teslim edeceksin. Hatta şimdi yazayım şuraya. Hop. Arkadaşlar kendi şiirini yazanlar var mı? Baktım herkes heykel falan yapıyor. Ben de dedim ki şiir yazan da çıksın. Hatta daha güzel bir fikrim var. Müzik bloklarını birine vereyim ve bana piyano gibi çalarak müzik yapsın. Hadi bakalım. Yeme attık. Tamamdır. Albright'ın çalabileceğini söyledi. Aman aman burası ne? Burası Trabzon mu? Kablo ısırma huyum var. Evet Trabzon. Arkadaşlar Trabzon'a geldik ve kablo ısırma huyumdan vazgeçmem lazım. Bayağı iyi bu arada. Herkesin odası da var. O torşlar koymuş, torşların tutanakları da var. Çok iyi. Kadın mescidi, erkek mescidi. Balık düğü var. Balık düğümüz bir tane de arkadaşı var. Bunlar tatlı Japon balıkları. Japon balıkları erkek kız koyuyorsunuz bir yere. Onlar birbirine alışıyor ve hayatlarının sonuna kadar öyle takılıyorlar. Bunu da bilmiyorsanız. Burada güzel depolama alanlarımız var. Desenlerimiz var.
Oğlum Trabzon'u inşa edenler, burada da bir elma var ha. Burası hazine odası. Şu yedirmeler var ya, çok tane tane duruyor. Ve güzel bir köprüden buradan geçip de güzel. Bak bunları kullanmak cidden en iyi köprüler. Gidip de bu şekilde ateşleri söndüre, kamp ateşiyle yapılıyor. Zincirlerle desteklenmiş yeni sürüm. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık, bayağı iyi olmuş diye moderatörler de koymuş. Bayağı iyi olmuş, elinize sağlık. Benden önce moderatörlerim buradaymış. Tamam, Alp bize güzel bir müzik yapacak. Cidden yapıyor galiba. Ayarlasın abi her şeyle beraber. Akdeniz akşamları. Akdeniz. Trabzon'da Akdeniz akşamları arkadaşlar, ama basıldık. Koruyun lan adamı. Lan ne yapıyorsun? Manyak herif. Lan ne yapıyorsun oğlum? Ben de bineyim o zaman. Ey maşallah. Abi Phantom'ları Phantom kullanarak öldü. Bu adam bordo bereli abi. Yeah boy. Neden? Neden? Of. Eskidi bu bayağı ama yine de çalabiliyor yani adam. Alkış. Sıradaki Gazneli, sen geç. Özel mekanındayız şu an. Evet. Gazneli adam. Bu arada cidden tam piyanist gibi durmuyor mu? Böyle, evet efendim, şimdi geçeceğiz, takım elbiselerimiz var. Abi cidden sadece bunu mu çalıyor herkes? Gazneli, başka parça bilen yok mu? Neden hep mezarcı abiler? Evet, nasıl Gazneli'nin mükemmeli. Ve bu ev hakkındaki ayrıntıyı sana 20 kere yazmış. Ya tamam, evet, evet. Gazneli'nin evini Gazneli yapmadı. %5'ini 10'unu yaptı. Evet, bu şerefsiz de övünüyor eviyle. Evet. Asıl yapan kişi burada. Burada mı? Burada. Enderes. Bu Enderes adam gidip de burayı yaptı arkadaşlar. Güzel, tatlı, minnak bir tane burada. Ne bu? çok kuyu, şey kuyu. Evet, kuyu. Tamam, burada bir ufak bir mangalımız var. Bu mangaldan daha çok bataryaya benzemiyor mu, bozulmuş? Evet, cidden, çok iyi. Ben... Şurada zilleri var iki tane. Acı tamam. Bir de böyle hani şey yapıyorlar ya, bateristler böyle yukarı kaldırıp ellerini hafifçe böyle yukarıda dolandırıp vup çat diye indiriyorlar ya. Çubukları aynen. Ondan sonra burada bir tane kuyumuz var, tatlı. Burada işte dekorlar, azıcık yol, patika. Burada işte kediler çiftleşiyor ya, ben Mart ayı. Burada fazlasıyla hayvan var bu arada. Ve bir tane hobbit evimsi bir yer burada. Güzel olan kısım da bacasının böyle yukarı doğru çıkıp buradan püfür püfür estirmesi. Şimdi evin içine gireceğiz. Tane tane bakacağız. İçerisi de hani böyle güzel olmuş. Dikkat edelim mi? Neyi? Bacanın tam çıktığı yerde şömine tam orada mı diye bakacağım abi. Bunu merak ediyorum. Koordinatlardan bakacağım abi. Bir dakika. Evet abi. Tam orada. Tam orada. Vallahi mi? Cidden. Tamam. Bunu bile düşünmüşler abi. Bunu bile düşünmüşler be. Burada evet, güzel giriş yapıyoruz. 3 boyutlu alımız var. Güzel, çok böyle göze batmayan ufak geçişli desenimiz var. Ondan sonra burada müzik dinlemek için amfi sistemim var. Burada güzel bir tane portre bir şeyler almış işte, fotoğraf. Fotoğraf ama sanat anlayışım bu, resim. Burada ne, bu nereye açıyor abi? Bunu algılayamadım şu an ama. Ama şurada bir yeri açıyor sanırım. Evet, orasını evet. Açıyormuş. Buradan giriyoruz. Atlıyoruz. Burada da köleleştirme abi. Deli gibi. Burası sanayi. Direkt bir villager'a gidiyor. Ne var burada? Hepsini son seviye yapmış. Mesela burada gidip de efficiency unbreaking 31 emerald'da güzel güzel şeyler alabiliyorsunuz. Hatta 4 tane iron ingot'a da bir tane emerald veriyor. Bir de bunları işte zombileştiriyorsunuz. Ondan sonra tekrardan onları iyileştiriyorsunuz. Size daha böyle güzel fiyatlar veriyorlar. Hatta bunun alt katı da var. İpeksi dokunuş, keskinlik 5 verenler,
Yani hepsini sıralamış deliler gibi. Burada da çiftleşme bölümümüz var. Onlar biraz eğleniyor şu an. Burada direkt neresi neresi istediğiniz gibi görebiliyorsunuz. Burası spam bu arada. Biz spam burası değil mi? Evet spam, evet, burası. Buradan giriyoruz. Ondan sonra yeşil yerde burada biz varız. Burada hatta kamyon var. Size az önce gösterdiğim kamyonlardan biri var burada. Hemen arkasında da Gazneli'nin, aslında Enderiz'in yaptığı yer var. Depolama alanı. Buralar güzel, kompakt. Tamam, istediğin her şeyi alabiliyorsun. Tak tak tavanın erişim sağlıyorsun. Tavanın direkt sıkıntılı olması da çok hoş değil mi tavanın? Mesela bunu tavanın, bile tavanın, evet tavan da düz yerine direkt desenli, bak bu da güzel ekstra olarak. Burası neresi abi? Burası bildiğin şey bu arada. Burada yaşamazsın. Burada bildiğin tarikat falan var. İşte biri burada büyü basıyor. Cış cış, biri burada şey yapıyor işte, zırhları hallediyor. Biri stokluyor. Karpuz atıyor gibi. Bir oradan atıyor, biri buradan atıyor. Aktarım yapıyorlar. Burada zaten otomatik farmlar var deli gibi. Aşağı indiğimizde bakalım neler yapılmış şu ana kadar. Aynen. Sugarcane'ler deliler gibi var. Burada da sugarcane'ler. Bu gözlemciler görüyor bunları. Bu üçüncü seviyeye geldiğinde pistonları çalıştırıyor. Ondan sonra hepsi buradan aşağıda sürekli olarak oynayan vagondan alınıyor. Sürekli oynayan vagonlar da şu an göremiyoruz belki ama şöyle göstereyim. Aynen, bu vagon sürekli burada gidip geliyor ve orada bir üst blokta düşen şeyleri direkt olarak alıp buradan da buraya taşıyabiliyor. Sergi yapmışlar sanırım böyle bir ufak, yani nadir bulunan itemlerden. Nadir bulunan itemler, azıcık görgüsüzlük, ufak tefek. Burada yine bir görgüsüzlük, kullanılmayan diller gibi şalkır. Yapılacaklar listesi. Kalmamış, her şeyi yapmışlar kusur, çok tehlikeliler. Burada birazcık karpuz farmımız var. Nereye giderse işte yine gözlemciler burada fark ediyor. Ondan sonra kırıyor ki karpuza ihtiyaçları yok gibi. Boş yapma odası var. Her şeyin odası var abi. Burada bambu farmı var. Burada artık ıvır zıvır farmı. Her şeyin farmı var abi. Burada kayboldum ben. Aşağıda başka yer var mıydı gezmediğimiz? Aşağı katlar diyordu, farmlar diyordu ama geliyorum. Bak tam anında hepsi birden gitti. Şu altındaki vagonda tak 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 aldı hepsini. Şimdi aşağı iniyoruz. Demir farmı. Demir farmına giriyoruz arkadaşlar. Demirler var. Iron golemler nerede ölüyor, ben onu algılayamadım tam olarak. Burada bak, yeşil alanın altına bak. Burada lava falan var. Burada spawnlanıp ölüyor. Evet tamam. Aynen. Burada altta işte yine villager. Bütün köleleştirme cidden. Her türlü köleyi kullanmış adam. Aşağıda yataklarını vermiş, işlerini vermiş. Orada da işte sürekli olarak villager'lar bulunduğundan dolayı diyor ki Iron Golem bunları koruması lazım. Hatta bir tane de zombi var aşağıda, büyük ihtimal isimlendirdi. Aynen. Zombinin kolunu görebiliyorum. Orada bunlar sürekli tedirgin oluyor ve en sonunda da deniyor ki Iron Golem buraya spawn olsun. Iron Golem spawn oluyor işte oyunun kodlarındaki olaya göre. Sonra gelip burada lavda yanıp bu hunilerden de aşağıdaki demir deposuna gönderiliyor. Onun için de orada bir sürü demir var. Ondan sonra burada bir tık daha üst kat var. Çato'nun... Evet. Dedim ben çıkma diye sana. Enderes tarafından trollendiğiniz bir şey yok. Tonat'ın yatak odası. Oha karı. Yatağını kaybetmiş kediyi uyutan Tonat. Oğlum bunlar fantezi dünyasında yaşıyor bu arada. Yer desenleri de güzel. Saati bile var adamların. Kitap da okuyor. Günlük yazıyor değil mi burada? Var ama... Abi kısır şuna bakar mısın? Kısır. Abi! Oğlum bunlar çok fena sak... Abi. Evet. Saklı köy. Gülmeden duramıyorum. Vallahi gülmeden duramıyorum. Çok absürt değil mi? Yani böyle evet. Sürprizlerle dolu bir yer. Burada burası da Gazneli'nin az önce bize piyano çaldığı yerlerden bir tanesi. Yani ben ne olduğu bilinmiyor. Cidden burada bir tane piyano olsaymış daha güzel. Piyano odası, balıklara falan çalıyor. Şurada bak, saklı köy diye boşuna yazmamış adamlar değil mi? Şu tuşu çekince aman Allah'ım. Aman Allah, bunlar ne? Yeter artık. Bitsin. Gazneli Enderes Tornut saklı köy. Aynen. Matrix simülasyonu. Burası düşük IQ turnusu olan arkadaşlar için. Buraya salınıyorlar böyle. Diyorlar ki burası dünya. Burası yaşam. Onlar da tamam deyip etrafta dolaşıyorlar. Unutmayın. Labirent'te vardı ya bir tane, böyle hani milleti yukarıdan platformla kapatıyorlardı. İzledin mi Labirent'te? Hayır.
Ama Portal'ın teorilerinden biri var. Portal'ı bilmiyorsanız böyle simüle edilmiş bir dünyada yaşıyorsunuz. Hatta kaçtığınızı sandığınız yerde de Portal'ın sonunda tesisten kaçıyorsunuz. Ama aslında böyle bir yer. Bulutlar sahte, her şey sahte, panelize edilmiş. Şey yapıyor böyle. Hunger Games, evet, Hunger Games'i izlediyseniz onlarda da gerçek değil de her şey yapaydı ya, böyle paneller falan var etrafta. Onun gibi işte burada bir sürü şeyler var. Yani evler, sular. Ortadaki bu giriş yerinden. Başım yani, cidden başım dönmeye başladı. Evet, burada sanırım yosun asansör sistemi var. Evet. Ortadaki suya girince yukarı çıkabiliyorsun. Tamam, buradan yukarı çıkıyoruz direkt. Asansör sistemi. Sadece villager'lar olsa bak, gel. Bak, Iron Golem'i bile köleleştirmişler. Iron Golem'i barmen yapmış, orada yemek yapıyor. Oho, yemek kendi yemeğini de kendin yap birader ya, yeter artık. Bir de direniyor, bu kadar her şeyin farmı var adamın. Her şey cidden her şeyin farmı var. Direnciyim. Al yemek. Bir de dileniyor ya, utanmadan. Abi bari dış görünüşünü kötü yapsaymış, içine girdiğinde böyle wow çok güzel bir şey olsaymış, böyle dilenmenin anlamı olurdu o zaman da. Bir de spawn'a da yakın, yani adam geliyor böyle bu neymiş diye bakıyor, dilenciyim abi bir şey atayım falan, kim bilir neler aldı adam oradan. Bir de şöyle bir durum var, puanı vermedik abi, 10 üzerinden kaç sence? Bence şimdi senin puanların da kıt olduğunu birazcık düşünerekten 7.7 veririm ya, hak ediyor. Oğlum lan. 8.7 olur. Aynen 8.7 olur. Ben kaç verdim bilmiyorum. Ben videoyu düzenlerken karar veriyorum bunlara böyle. Diyorum ki bu böyle. Sen... Evet. Ne? Bu ne oğlum? Bir gün kutsal squid göklerden inecekti ve... O gün, aynen, kıyamet günüydü. Somnet Swart, onun evine gideceğiz bugün. Evet, evi burada. Burada bir tane deniz feneri var. Kendisi tatlı tatlı yapmış. Ve biz de şimdi bu güzel yerlere bakacağız. Mekan bu arada çok iyi. Şu süslemeler, çiçekler, onları bulup tane tane kullanması. Burada komşuları da iyi. Komşu evler de güzel. Hatta bu da çok güzel bir tane. Böyle kendini tam süper kahraman hissedebileceğiniz yer. Çıkıyorsunuz, köşede bekliyorsunuz. Sonra litreyle süzülüyorsunuz falan. Bu mekana da bakacağız birazdan. Sağlam. Yani şu ev bir tık bozuyor. Şunlar bir tık bozuyor gibi. Bu ve bu şaheserleri ama... Ortam sağlam. O zaman hemen gidip bakalım. Giriş çok iyi. Şurada böyle bir geçiş yapılmış. Bakın böyle hafif bir kıvrım. Burada inceleştirilmiş bu şeyle beraber. Ne bu? Böyle geliyoruz. Burada yine 3 boyutlu bir halımız var. Burada işte mangalımız var. Pişmiş et, pişmemiş et. Dolabımız var. Burada fırınlarımız var. Güzel, tatlı böyle. Hani kendi halinde çok böyle büyük iddialı malikane değil. Zaten iyi ev malikane değildir ki. Senin... Rahat hissedeceğin yerdir değil mi? Böyle kullanılabilir açısından. Aynen bak, burada da müster gibi uzan. Şurada bir televizyon olsa iyiydi. Şöminenin karşısında. Burada hatta böyle oh denizi izleyip böyle bir yandan da deniz fenerine bakması için mekan var. Şöyle baktığımızda ıvır zıvır deposu bu. Burada da bunu alt katlara bir yerde yapsaydı. Böyle dolabı açıp direkt olarak gizlenseydik efsane olabilirdi. Ya cidden manzara iyi. Buranın tek eksiği sanırım... Alt katta gizli bir yer. Cidden gizli bir alan çıkarsa efsane olur. Aynen öyle. Mesela şu süslemeler, gidişler çok iyi. Güzel bir L şekli çizilmiş. Burada dolaplar çok iyi. Burada yine sandıklar. Yani dar alanı çok iyi kullanmış. Kıvrımları çok iyi kullanmış. Şu bakın şu çıkıntılar düz bir yerdense daha böyle 3 boyutlu bir hava katılmış. Şu girintiler çıkıntılar zaten en güzel şeylerden bir tanesi. Şöyle çıkalım çatı katıda. Efsane duruyor. Çatı katı bayağı tatlı bu arada. Böyle sarmaşıklar dolanmış. Çok güzel, Nether'ın yeni blokları efsane bu build işleri için. Ve en güzel kısımlarından bir tanesi de. Aha da bu tuğladan baca böyle azıcık yıkılmış. Azıcık tane tane gitmiş. Ve bize bu şekilde de sunulmuş. Dumanlar falan. Ateş cayır cayır yanıyor. Güzel bir mekan. Burada kayalıklar da yapmış. O kayalıklar da gayet güzel. Farklı bir hani böyle gemiler, deniz fenerini içindir. Gemiler gelirken çarpmasınlar, karayı bulsunlar gibisinden. Aynen buraları da uyarmak için. Buranın içine bakacak olursak. Burası çok bir şey uğraşmamış galiba. Daha sonradan yaptığı için pek bir şey yok. Hop buradan deniz fenerinin kalbine geliyoruz. Deniz Feneri diye bir film vardı. Onu hatırlattı şimdi. İleride de başka ağaç evler var gözüktüğü kadarıyla.
Zaten burayı öylesine yaptım zaten diyor. Yani öylesine yaptığı bir yer için gayet iyi. Yani kimileri var abi çok iyi ev yaptım diyor. Bir getiriyorsun adamın bu az öylesine yaptığı yerden çok çok kötü oluyor. Hayır, hayır şu an değil. Şu an değil. Anladınız değil mi? Believer'ı çalıyor. Az önce gördüğünüz şey neydi? Believer neydi? Biz yayınlarda bir yarışma düzenliyoruz ve yarışmada da işte yeteneğinizi gösteriyorsunuz, müzikler çalıyorsunuz. Güzel cidden sesi, güzel olan sesine güvenen insanlar. Sizler gelip ondan sonra Discord'da da sesinizi konuşturabiliyorsunuz ki dünkü yayın bayağı iyiydi. Kısır falan bayağı coşturdu. Onları da tane tane göreceksiniz. Burası bizim, evet, aboneler özel sunucumuz. Şu an içeride 75 kişi var ve oyunlarını oynuyorlar. Az önce de Tommy gitti Moonlight Sonata'yı çaldı biraz. Bir tık kültürlendik. Kendisini dinlemek isterseniz hemen şimdi hop geçiş yapalım. Tommy de dün heyecanlanmıştı ve çalamamıştı. Şimdi de bu şekilde çaldı. Daha fazlasını yapacakmış, daha fazlasını çalacakmış. Bu sadece girişiymiş, başlangıcıymış dediğine göre. Bir sonraki bölüm acayip iyi gelecek, devasa iyi gelecek. Hem böyle yeteneksizsiniz Adalanjes yapacağız, hem de sizlerin evlerinizi oynayacağım. Bu arada 300 liralık ödüle ne oldu? 300 liralık ödül abi. Evler, çok fazla ev var ve sadece gördüğüm şu ana kadar 50-60 ev var. Yani videoya da koymadım. Hani gezmeye değer güzel evleri koydum. Her evi gezdikten sonra ya da çok güzel evler tam olarak bittikten sonra o mimarisi, bütün tadilat bittikten sonra gideceğim, onlara da oy vereceğim. Tahminen bir sonraki bölüm ve ondan sonraki bölümde ödül 300'den 600-700'e kadar çıkar ve o sırada da kazananı belirleriz. Aha da burada da başka bir krallık var ama burası başka bir zamanda. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet, hem Twitch'te hem Reddit'te hem de burada sunucuda bir sürü etkinlikler yapıyoruz. Hepsinde de ödüller kazanıyorsunuz. Bu gibi etkinlikleri olur kılan üyelerime çok çok teşekkür ederim. Özellikle de Elmas 2B2T ve End Crystal üyelerime. Uygur, Heinzel, Cehennem Ejderhası, Mehmet Bore, Barış Alandağlı, Ege Dilmaz, Amatör Deep, Roses001, Skerta, Ajan Aykut, Enes, Gravity Hacks, Emre Özakar, Pro Gamer, Exalton, Emir, Ungod Nines, Axorete Axorolo, Aytekin Evren, Fatih Özdemir, F19 Cobra, Bozkurt Root, Eberk, Ali Baran KYR, Barış Is Back, Adalfan, Ege Çağın Şen, Kral Nano, Nuyore, Eren NDGN, Batıken Kargın, Küçük, Alperen Ahmet Aksoy, Ege Alabaş, Mustafa Baş, Ege Can, Baran Kılıç, Monpensi, Beta DNZ, Valkur, Ari Ezgi, Rainbow on Sky, AAA, Alp Cansız, Renfan, Çevan, Night Talix, Duldul, Alptuna Özçelik, Baran Flix, Monster Kid, Sensei Kedi, Andre Edgar Balcıoğlu, Ata Ceylan ve Gohuz. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Ayrıca Demir Üyelerimden Atsız Yalnız, Kaiden, 9 Man, Pez Bread, YSG Gamer, Gacha Rüzgar, Burak Aytaş, Akte, Azar, Alp Arda Ardıç, Fent, Glutenitos, Nitrogen, Funny Autotune, Kayra Akçay, Wolf Mutsuz, İnanç Budak, Pavze, Yıl Selim Saltan, King Brain, Max 4545, Mr. Yenilmez, Underhurr, Nagimi, Normal Bir Nameless, Arda Çolak, Mitso, Doug Hans, Isomet, Mehmet Sezer, Ahmet, JXPLZ Was Taken, White Enderman, Golden Man, Slav, Killer, Yusuf Erdem, Belgesel Time, Karahan Gülecek, El Sucuk, Serp 24, Vatikan Kök, Psycho, Ca Döner, Taylan Sözeri, NASA Haberi 2, Panda Nova, Efe Demir Demirci, Zaman Konsolu, Erwin Rommel, Burak Oksoy, Eren Pordogan, Barca Akdeyiz, Adem Turan, Bedri Tuna, Orun Karakaya, Ege Ergin 2, Çınar Şahra, Esas Balıken, Kahve 2019, Deniz Otto, Hater, Bero Mero, Mehmet Günay, Ata Gamer 1905, Gacaman, Ali, Max Taunia, Gamer Ayaz, Pişmemiş Börek, Abdullah Kutlu, Emir Kağan Yıldız, Ömer, Kanal Yok, Atabey, Hayır Deniz, Arma Mepin, Ares, Lor Perok, Deniz Karasu, Kenişe, Doruk Onur Duman, Glove, Mamkur, İbrahim Ethem Can, Cookie of Betty, Selçuk, Elektro Pegasus, Logo Mucidi Kaya, Ege Cadun ve Kral Kaba. Destekleriniz için, istikrarınız için çok çok teşekkür ederim çünkü Ege Cadun toplamda 10 aydır abone.
O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.